Record. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sayfa 140'tan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi bir tane kareden bahsetmiş bize. ABCD karesinin alanı nedir diye sormuş. Şimdi bunun ne olduğunu anlamaya çalışacağız öncelikle. Biz biliyoruz ki karede köşegenler ne yapıyordu? 45-45 ayırıyordu değil mi? Dolayısıyla şuradan bir tane köşegen çizdiğimiz zaman şuraya eğer biz 45 dersek 45 derece, buraya da 45 derece dersek, şunlara da isim verelim alfa alfa diye. Bakınız burası 45 artı alfa, burası da 45 artı alfa oldu. Yani ikizkenar oldu. İkizkenar üçgense eğer burası 8 birimse ikizkenar üçgende burası da 8 birim olmalı. Çünkü taban açıları gördüğünüz gibi şuradaki taban açısıyla buradaki taban açısı aynı. O zaman bunun alanı 8'in karesi olması lazım. Yani A kare, karenin alanı demekti. Bu soruluyor bize. Şunu A demiş olsa. 8'in karesi 64 yapar. Cevabımız C şıkkında olacak diyoruz. Güzel bir soruydu. Şimdi buraya tabii çokgen atmış. Bakalım ne demek istiyor. Şimdi LE uzunluğuna, LB uzunluğuna A derseniz demiş şuraya. A derseniz. AL uzunluğuna 2A dersiniz. 2A dersiniz. Tamam dedik. Şimdi burada bir kenarı 6 birim olduğuna göre, bir kenarı 6 birim olduğuna göre şuradan şöyle girelim. Şuradan da şöyle girelim. Diğer kenarların da 6 birim olduğunu biz kendimiz yazalım. Şurası 6, burası 6, burası 6, burası 6. Hatırlarsanız şurası 120 dereceydi. Şurası 30-30'du. 120-30-30 üçgenin özelliği neydi? 120-30-30 üçgenin özelliği A kök 3'tür. Dolayısıyla burası 6-6 ise burası 6 kök 3'tür. Ve biliyoruz ki biz bir tane iç açısı 120 derece ise diğer iç açıları da 120 olacak. Dolayısıyla 30 varsa şuraya 90 yazmam lazım ki 90 ile 30'un toplamı 120 yapsın. Aynı şekilde burada da bakınız 120-30-30 üçgeni var. 30-30 üçgeni var. Ve 6-6 ise buranın ne olması lazım? 6 kök 3 olması lazım. Yine tekrardan buranın 120 olması için 120 olması için buraya ne yazmam lazım? 90 yazmam lazım. Şimdi buradaki 3A'nın da 6'ya eşit olduğunu biliyorum. 3A eşittir 6 ise A buradan ne olmuş olur? A buradan 2 olmuş olur. Yani şurasına 2 yazarız. Şuraya 2 yazarız. Şuraya da 4 yazarız. Bu şekil için bir deltoid olduğunu söylemiş. O zaman burası da 4'tür. Hani katladığın zaman üst üste geliyor. Ve biz şuradan şöyle bir çizgi çizersek deltoid dediğimiz şekil üst üste katlanan bir şekilde. O zaman ben şuranın alanını bulursam bunun aynısından bir tane daha var burada. Alan nasıl bulunurdu? Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunurdu. Tabanım 4 çarpı. Yüksekliğim kaç? 6 kök 3. 6 kök 3 bölü 2. Bu üçgenden kaç tane var? 2 tane var değil mi? Çarpı o yüzden 2 diyorum buraya. Çarpı 2 diyorum. Bu işlemin sonucunu soruyoruz şimdi. Bununla bunu sadeleştirirsem 4 kere 6 24. 24 kök 3 olacakmış cevabımız. Yani cevap adı A şıkkında var. Evet. Deltoid altıgen hepsini birbirine karıştırmış. Sormuş. 24 kök 3 cevabımız. Şimdi şuna bakıyorum. Bu ÖSYM'nin en çok sevdiği soru tarzlarından bir tanesiydi. Şimdi eğer biz şu çizgileri devam ettirirsek şöyle, şuradan şöyle devam ettirirsek ve bunu da buradan böyle devam ettirirsek, bakınız bir çizgi gidip kenara iki eşit parçaya bölmüşse, buradan da gelip iki eşit parçaya bölmüşse, şu aşağıdaki üçgen için bu üçgende burası ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezinde hangi oran vardı hatırlarsanız? A'ya 2A oranı vardı. O zaman burası 3A ise burası da 3A olmuş olacak. Şimdi şurası ne oldu? 4 oldu. 4A. 4A neye eşit? 4A eşittir 10. Bakalım tekrardan yanlışımız var mı? Hangi oran vardı? 1'e 2 oranı vardı. Evet 3A. Köşegene göre şunların hepsinin eşit olması lazımdı. Evet, burası 3A ise burası da 3A. Dolayısıyla sıkıntı yok. Şimdi neyin alanını sormuş bize? ABCD karesinin alanını sormuş. Yani dikdörtgenin alanını sormuş.
Bakıyorum şimdi şuraya kadar 10. O zaman 2a ne olur buradan? Yarısı, bunun yarısı ne olur? 5 olur. Şurayı o zaman ne bulduk? Bakınız. Şuraya kadar 10 zaten. Şuraya kadar 10. Şuraya kadar 10. 2a'yı da 5 bulduk. 2a'yı da 5 bulduk şimdi şurada. 5 bulduk. Onu da yazdım. 15 diye. Bir üçgende 15, 9 var. Buranın kaç olması lazım? 3, 4, 5'in katı. Bakın 3'ün 3 katı. 5'in 3 katı 15 yapar. Şurası 15. 5'in 3 katı. O zaman 4'ün 3 katı 12. 9, 12, 15 üçgeniymiş aslında bu. 9, 12, 15. Kısa kenar ile uzun kenarın çarpımı alan demekti. 9 çarpı 12. Yani 108 olacakmış cevabımız. Burası D şıkkı diyoruz. Şimdi bir diğer soruya bakıyorum. Sildim onu. Şöyle. Evet. Şimdi bakınız birden fazla 90 derece varsa demiştim. Ne vardı? Benzerlik vardı demiştim. Tamam. Şimdi bu uzunluk eğer 9 birim ise buranın 9, buranın 9 olması lazım. Şuranın da 9 olması lazım. O zaman buraya ne kalır? 9 eksi x kalır. Çünkü büyük olan bu 9. 9'dan küçük olanı çıkartırsan şurası kalır. Artık bundan sonrası benzerlik. Bakın şurası alfa, şurası beta, burası alfa ve şurası beta. Şimdi betanın karşısında 9 eksi x var. Bölü. Betanın karşısında 3 var. Eşit olacak. Alfanın karşısında 6 var. Bölü. Alfanın karşısında 9 var. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Sonra içler dışlar çarpımından soruyu çözelim. 3'e bölersem 1 kalır. 3'e bölersem 3 kalır. 3'e bölersem 1 kalır. 3'e bölersem 2 kalır. Yani ne kaldı? 9, 9 eksi x kaldı. Burada da 2 kaldı. İsterseniz içler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz siz. Bunu bu tarafa atarsam 9 eksi 2 eşittir x olacak. Bunu da bu tarafa attım. X'i de diğer tarafa attım. Dolayısıyla 7 olmuş oldu. Cevabımız E şıkkında var diyoruz. Şimdi tamam. Hemen bir diğer soru. Bunu çözdük. Şimdi şu. Bakıyorum bu uzunlukla bu uzunluğun eşit olduğunu söylemiş. Buradan tabii bir şey anlayabiliyor muyuz? Anlayamıyoruz şu anda. Şöyle yapalım. Şurası C olsun. Burası C olsun. Şurası A olsun. Burası A artı 7. A artı 7. Şurası da A artı 7. A artı 7. Şimdi şu üçgene baktığım zaman, şu üçgene baktığım zaman ne var bunda? C var, A var, A artı 7 var. C var, A artı 7 var. O zaman buraya ne yazmam lazım? A yazmam lazım. Çünkü üçgenler birbirinin aynısı. Eş üçgenler. EB uzunluğun 17 olduğunu söylemiş. EB uzunluğun 17 olduğunu söylemiş. Şuradan hemen bakıyorum. Sümeyye mikrofonun açık kaldı. Sümeyye, yoldasın galiba. Mikrofon açık kaldı. Evet. EB uzunluğunun 17 olduğunu söylemiş. Bakın şurası 2A artı 2A artı 7 eşittir 17'ymiş. 2A eşittir, bunu bu tarafa attığımız zaman 10 kalır. Bölü 2 dediğimiz zaman A buradan ne olacakmış? 5 olacakmış. Şimdi 5 yazarsam A'nın yerine bir kenarımız 12 olmuş olur. Burası 12. O zaman burası 12, burası 12. 12 çarpı 12, 144. Ama bize karenin çevresini sorduğu için 12 ile neyi çarpmam lazım? 4'ü çarpmam lazım. 4 çarpı 12 ne yapar burada? 48 mi yapar? Cevabımız Ceyhan olacakmış. Cevap Ceyhan. Evet. Sümeyye mikrofon açık kaldı. Arkadaşlar mesaj atarsanız. Evet. Veya ben şuradan kendimi mute yapayım. Evet. Şimdi şöyle. Şu soruya bakıyorum.
Şimdi ne diyor bize? 60 olduğunu söylüyor, 80 olduğunu söylüyor. Dikdörtgen biçimindeki, bu dikdörtgenmiş. Bahçeden bahsetmiş. D köşesinde bulunan Orhan, tamam. Yürüyüş yoluna yürüyerek ulaşmak istemektedir. Şuraya ulaşmak istiyor, evet. En az Orhan yola ulaşması için en az kaç kilometre? Şimdi şöyle, şurası 80, şurası 80. Bakın ÖSYM'nin en çok sevdiği formüllerden bir tanesi buydu, söylemiştim size. Bunun buraya gelen yüksekliğini sorar demiştim. Şunun en kısa mesafesi dik olandır. En kısa dik olandır şöyle. 6, 8, 10 üçgeni aslında. Yani şurası 100 olmuş olacak. 6, 8, 10, 100 olmuş olacak. Şimdi yolun genişliğiyle ilgili herhangi bir şey söylemediği için burada biz yolu çizgi olarak kabul edip buradan üçgenin alanından soruyu çözmeye çalışacağız. En pratik, en hızlı, en çabuk şöyle çözülür. Bu üçgenin tabanı 100'dür. 100 çarpı yüksekliği h bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Aynı zamanda tabanı 80, yüksekliği de 60 kabul edersen 80 çarpı 60 bölü 2'den de ne yapabilirim? Soruyu çözebilirim. Sıfırları da götürürsek şöyle. Bundan da bir sıfır, bundan da bir sıfır. H eşittir 6 kere 8, 48 olacakmış. En kısa uzaklık 48 olması gerekiyormuş. En kısa mesafe dik olandır. Asla unutmayınız. En kısa mesafe dik olandır. Şimdi bunu da geçeceğim. Bir sonrakine bakıyorum. Şöyle. Bize paralellikten bahsetmiş mi? Evet, bahsetmiş. Şu çizgi DP çizgisi. Şuna paralelmiş. Tamam. Şimdi biz biliyoruz ki köşegenler birbirlerini ne yaparlar? Ortalarlar. Bunların dördünün de şöyle çift çizgi, çift çizgi ve çift çizgi şeklinde olması gerektiğini söylemiştik. Şimdi şu çizgi buna paralel olduğundan ve bu çizgiler de eşit olduğundan şu çizgi de ortada göründüğü için bakın tam orta kısımda görünüyor burası. Orta tabandır. Yani şunun yarısıdır. Yani bir. Hani A'ya 2A muhabbeti. O zaman buraya ne kalır üst tarafa? 6 kalır. Çünkü bunun tamamı 7 idi. Eğer burası 6 ise burası 6. Burası 6. Ve buranın da 6 olması için 1 var burada. X yerine de 5 yazılmalı diyoruz. Yani cevabımız E şıkkında var. Şimdi bakıyorum. Sildim. Burada bu tarz sorular da olabiliyor bakın. Keşke biraz daha büyük görünseydi. Evet aşağıdaki dikdörtgen köşe ne diyor? Aşağıdaki şekilde A ve B köşelerinden çivileri duvara asılmış çivilerle duvara asılmış olan kare biçimindeki bir tablo verilmiş. Bu kareymiş. Tamam. Çivinin zemine uzaklığı 68 birim. Şimdi çivi tam nerede? Herhalde şu üsttekiler olmuş oluyor çivi. Tamam. Yani şurası 68 birimmiş. Alt kenarı zemine 34 birim uzaklığında. Şurası 34. O zaman şurası da 34 şu anda. O zaman karenin bir kenarı 34 görünüyor. Eğer herhangi bir yanlışlık yoksa. Tablonun sağ kenarı aşağı doğru uzaklığı 30 birim. İkinci durumdan mı bahsediyorsun? A noktasının çivi çıkarılınca şekilde bir kare demiş ama 30 birim. Neresi 30 birim? Sağ ucun duvara uzaklığı. Evet. Sağ kenara duvara uzaklığı 30 birim. Heh. Şurası 30 birimmiş. Tamam. Şimdi yavaş yavaş soruyu anlıyoruz. Tamam. Son durumda D köşesinin zemine uzaklığı nedir diye sormuş. Şimdi şuradan bakalım şöyle. Şu çizgi, şu çizgi ve şu çizgi ne olacak? Eşit olacak. Şimdi şuradan şöyle bir çizgi geleceğiz. Sonra buradan böyle bir çizgi geleceğiz. Sonra buradan da şöyle aşağıya doğru bir çizgi geleceğiz. Şimdi şu köşenin duvara olan uzaklığı 30 birim. Şurada da 30 birim değişmez yani. 30 birim. Şuradan alfa, beta, alfa,
beta dersek 90'ların karşı çift çizgi 90'ın karşı çift çizgi olduğundan eş üçgenler. Dolayısıyla beta'nın karşısı 30 ise beta'nın karşısı 30 olacak burada. Ve şurası da 34 birim. Bu aslında hangi üçgenin katı? Bir de onu anlayalım. Bu aslında 15'in 2 katı, 17'nin 2 katı, 8, 15, 17'nin 2 katı. Değil mi? 8, 15, 17 üçgeni. 8, 15, 17. Bakın şuraya yazıyorum. 8, 15, 17. Bunun 2 katını alırsan ne yapar? Şurası 34 yapar, şurası 30 yapar, şurası da 16 yapar. Değil mi? 34, 30, 30, 16. Şimdi demek ki burası da neymiş? 16 birimmiş. Pekala bu B noktasının yere uzaklığı 68 birimdi. Şuranın B noktasının yere uzaklığı 68 birim olacaksa şurası da X olur. O zaman şuradan başlarım. X artı 30 artı 16 eşittir 68 birim. Şurası 46 birim. 46 çıkartırsam buradan. Şuradan çıkarttığımda 2, buradan çıkarttığımda 2. Yani X uzunluğu D köşesinin yere olan uzaklığı 22 birim olacakmış. Muhtemel bir sorudur. Evet, olabilir. Böyle bir soru gelebilir. Eş üçgenle beraber sormuş. Güncel tarzda sormaya çalışmış. Şimdi bakıyoruz. En büyük dikdörtgenin çevresinin 42 birim olduğunu söylemiş. Herhangi bir kare var mı? Yok. İki tane eşitlik var. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Birden fazla 90 derece varsa biliyoruz ki biz benzerlik vardır demiştik. Eğer ben şuraya A dersem burası A artı 3 ise burası da A artı 3'tür. Şuradan başlıyorum. Alfa, beta, alfa ve beta şeklinde. 90'ın karşısı çift çizgi, 90'ın karşısı çift çizgi. Nasıl üçgenler? Eş üçgenler. O zaman alfanın karşısı A artı 3 ise burada da alfanın karşısı A artı 3 olmalı. Beta'nın karşısı A ise beta'nın karşısı burada da A olmalı. Şurası da A olmalı. Burası A artı 3 ise burası da A artı 3'tür. Şimdi ABC dikdörtgenin çevresi 42 birim. Bütün kenarların hepsini bulmuş olduk. Çok güzel. Şurası ne olmuş bakalım? 2A artı 3. Yukarıda 2A artı 3 var. 4A artı 6 yaptı. Artı. A artı 3. A artı 3 de buradan. 2A artı 6 da yanlardan geldi. Bunların hepsinin toplamı 42'ymiş. 6 tane A, 6 A artı, 6, 6 daha 12 eşittir 42. Bunu bu tarafa atarsam 6 A eşittir 30. A buradan ne olmuş olur? 36'ya bölersen 5 olmuş olur. Şurası A dediğimiz uzunluk 5 birimmiş. Şurası 5 birim. 5, 3 daha ne yapar? 8 yapar. Kısa kenarın 8 olduğunu bulduk. Bakın şurada da 5, 5 yazıyorum. Çünkü A'yı 5 bulduk. A'yı 5 bulduk. 5, 5 daha 10. 3 daha 13. 13 oldu burası. 13. O zaman büyük dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı demek. Ama dikkat edelim. Nereyi soruyor bize? Bakın A, E, K, D. A, E, K, D. Yani bize burayı soruyor. Dikkat. Şurayı soruyor. Şimdi burası zaten kısa kenarı 5. Uzun kenarı da X yerine A yerine 5 yazdığımız zaman 8. 8 kere 5 ne olur? 40 olur. Buranın alanı kısa kenar 5 ile uzun kenar 8'in çarpımı cevabımız 40 olacakmış. Ama bir yerde alanı da sormamış, çevresini sormuş. Evet bir yerde daha şey yaptık. Yanlış oldu. Bulduklarımızın hepsi doğru. Şurası 5, burası 5, burası 8, burası da 8. Şimdi topladım. 8 artı 8 artı 5 artı 5. Bu taralı şeklin çevresi. Şurası 16, 16. Şurası 10. Toplarsak cevap 26. Yani D şıkkında var diyebiliriz. Sildim. Tekrar videoyu inceleyip bakabilirsiniz. Evet. Şöyle. Şimdi deltoid demiş. Deltoid demek şu demektir arkadaşlar. Bu uzunlukla bu uzunluk eşit. Bununla da bu eşit demektir. Burası 13. Katladığın zaman üst üste gelir. Demek ki katladığın zaman üst üste geliyorsa bu. Bu bir köşegendir ve bu bir kare olduğu için şurası 45-45 derecedir. 45-45'tir.
Bunun alanını sormuş bize. Şu taralı alanı sormuş. Evet, taralı alanı sormuş. Şimdi ne yapabiliriz? Bakalım. Şimdi şuradan şöyle dik çizebiliriz. Klasik yöntem. Bunların ben bir yöntem söylemiştim size. Bunun karesi artı bunun karesi, bunun karesi artı bunun karesi şeklinde bir yöntem söylemiştim. O şekilde de bu uzunluğu bulabiliriz. Ama ben karenin kendi klasik özelliği neyse oradan çözeceğim şimdi. Şöyle. Şuraya ben eğer A dersem, burası A artı 7 ise şurası A artı 7. Burası A artı 7. Burası da A artı 7 olmalı. Ve 13 ile ilgili bildiğim üçgen benim 5, 12, 13 üçgeni. Bakın şuraya 5 yazarsam A yerine burası da ne olmuş olur? 12 olmuş olur. 5, 12, 13. Yani 5, 12, şurası 12. Burası da 12 değil mi? 12, şurası da 12. Şimdi üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı bulabilirsiniz veya köşegenler çarpımı diyebilirsiniz. Bundan sonra her türlü bulunur. şöyle köşegenleri çarpalım, deltoidten bulalım. Hani 1 bölü 2 çarpı DB çarpı DB çarpı DB çarpı KC şeklinde köşegenleri çarpmanız yeterliydi deltoidte. Bu köşegen uzunluğu 17. 1 bölü 2 çarpı 17 çarpı bakın 12 12 daha ne yapar? 24 yapar. Şimdi bununla da bunu sadeleştirirsem burası 12 olur. 17 çarpı 12. 17 çarpı 12 ne yapar? 17 çarpı 12. Evet. Şimdi 17 ile 12'yi çarpmış olacağız. 34, 17 daha ne yapar? Şuradan geldik. 204 mi yapar? Aynen. Şurası. Şurası 4. Şurası 10 yapar. 0 elde var. 1, 2. 204 cevabımız Edirne olacakmış. Sildim. Şimdi burayı vermiş. Bunları söylemiş. En köşesinde kesişmektedir. Doğrusal olduğuna göre tamam. Kare değil ama. Şurası 4 ise burası 4. AB uzunluğunu sormuş. Burası X. AB uzunluğunu sormuş. X. Başka ne yapılabilir? Herhangi bir şey görülebiliyor mu? En köşesine en köşe köşegenleri en noktasında ABC bakın şurada gizli şekildeki ABC'de dikdörtgeninin köşegenleri E noktasında kesişmektedir. Bakın bu vatandaşın köşegenleri E noktasında kesişiyormuş. Yani buradan gelen bir çizgi varsa şöyle bunlar birbirlerine eşit olmalı. Bunu söylüyor. Öyle değil mi? Köşegenler burada kesişiyor diyor. Şimdi burada başka ne anlatmak istiyor? Ona bakalım. X'i sormuş bize. Evet. Şöyle. Şuradan biz bir çizgi indirerek ikizkenar olduğu için 2, 2 diye bölebiliriz. 2, 2 diye bölebiliriz. Buraya H dersek şu üçgende öklük kullanırız. Dikten dikindiği için şurası dik, burası da dik. Şunun karesi. H'ın karesi. Eşittir. 2 çarpı 4. 2 çarpı 4. O zaman kökünü alırsak her iki tarafın şöyle. H eşittir. 2 kök 2 olacakmış. Yani şu uzunluğu